Selam. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bu videoda aracıma logo kamera montajı yapacağım. Halihazırda aracımda plakaüstü bir kamera mevcut. Ancak onu logo kamerayla değiştireceğim. Sizlerle birlikte işlemlere başlayalım. Logo kameranın kutu açılışını yapacağım şimdi. Hem de ne çıkıyor içinden vesaire onları göstereceğim size. Daha sonra montaj aşamasına geçeceğiz. Şöyle şurada gördüğünüz MIP yazıyor. Golf 7 7.5 2019 yılına kadar olan 7.5'lar için sanırım. Golf R, GTI, R-Line ve GTE modellerine uyumlu olduğunu gösteriyor. Şöyle açalım. Şöyle bir kablo kutusu çıkıyor. Bunu biraz sonra açacağım. İngilizce yükleme adımları. Ve logo kameramız. İçinde Çince yükleme adımları var. Ona gerek yok şu an. Kamera bu şekilde. Şöyle iki tane ayrı kablo çıkıyor. Bu şekilde bagaj kapağını açıyoruz. Kamera da şu kısımdan dışarı doğru çıkıyor. Bu şurada şöyle kalsın. Şimdi bakalım bu kutudan neler çıkacak. Bu su tahliye borusu sanırım. Bunu bagaj kapağına takacağız. Ve bir ucu da şu logo kameranın altındaki şu beyaz yere girecek. Bu kablo MIP adaptör diye geçiyor. Golf araçlarda ekranlara bağlamamız için yani görüntüyü aktarmamız için bu uç gerekiyor. O yüzden bu kabloyu da göndermişler. Elektrik kablomuz burada yerine takacağız. Diğer uçlar şöyle göstereyim. Bunu bagaj kapağındaki geri vites lambasının artı kablosuna takacağız. Yani mavi ucu. Kırmızı geri görüş kamerası elektrik hattı var. Sigorta panelinin orada. Oraya takacağız. Siyah da şasi. Dediğim gibi kameranın şu kablosuyla şu şekilde birleşecek. Bu soket kilidin açılıp kapanması için arabadan gelen sokete girecek. Onu uygulama sırasında göstereceğim. Yine şu bir kablomuz daha var. Bu da görüntüyü aktarmak için kullanacağımız kablo. Bir ucunu şuraya bu şekilde monte edeceğiz. Diğer ucu gelecek ta multimedyanın arkasına kadar. Bu şekilde bunu sokacağız ve multimedyanın arkasına da bu mavi soketi yerleştireceğiz. Evet, kutunun içinden çıkan parçalar bu kadar. Şimdi isterseniz hep birlikte montaj aşamasına geçelim. Bagaj kapağının bu trimlerini sökmek için şurayla başlıyorum. Karşıda da aynısı var. Şöyle göstereyim. Şunu da alıyorum yüzümüze düşmesin. Şimdi daha önce biz bunları sökmüştük. Şurada bir tane toks vidası. Yine bir tane burada. Burada ve burada. Bu dört tane vidayı söktükten sonra bu plastik parçayı sökebileceğiz. Şimdi onları ben sökeceğim. Şu parçalar da
Karşıyı da aynı şekilde sıkacağım. Şimdi bunu bu şekilde alt kısımları tek tek şöyle çekerek şu şekilde çekerek yaptım. Şimdi üst kısımları da çekeceğim. Kamerayı bırakıyorum şimdi. Şimdi 3 tane vida var şurada. Torx 25 burada ve burada. Şu kabloyu sıkacağım. Şurada tahliye borusu var. Onu da çıkarttım. Şimdi 3 tane vidayı söküp bu parçayı şöyle döndürerek alacağım. Yerine yerleştirdik. Vidalarını taktım. Kablosunu taktım. Yani kilit kablosunu taktım. Şöyle arkadan getirdim. Aslında bakın şöyle. Yani kablosu buradan çık. Kafa karışıklığı olmasın. Şöyle kablosunu kilit kablosunu bağladım. Şu iki kablosu boşta. Bunlar bildiğiniz gibi elektrik ve görüntü kablosu arkaya doğru gidecek. Kabloları ben şuradan şöyle şuraya aldım, buraya koydum. Şimdi şurada birkaç işlemimiz var. Ondan sonra kabloları aşağı doğru getireceğiz. Burada burayı kapatacağız. İşlemlerden biri de şu. Şurada burada bir tane tahliye borumuz var. Bunu şimdi çıkartacağım ben. Biraz uzun geldi. Ben bunu şimdi biraz keseceğim. Tahliye kablosunu ucunu kestim. Tam şu an oturttum yerine. Bakın burası da görünüyor. Bu işlem de tamam.
Kablosunu da taktık. Tamam, şu an burada başka bir işlemimiz kalmadı. Kablo bağlantılarını yaptım. Hattı geçirmeden önce bir deneme yapacağım. O yüzden de bu şekilde direkt bağladım ve şöyle arabanın ön tarafına doğru göndereceğim. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu, bir deneme yapacağım. Daha sonra kabloları sizlerle birlikte yerlerinden götürüp işlemleri tamamlamayı planlıyorum. Geri vites elektriğini şu mavi siyah kabloya bağlayacağım. Bu geri vites lambasını yakan kablo. Mavi siyah kabloyu sıyırdım. Sol alta giren kablo. Yani şu kahverengi soketin sol alta giren kablosunda mavi siyah kablo. Mavi kabloyu bağlayacağım. Bu şekilde bağladım. Şimdi ön tarafa geçelim. Şöyle törpüler kullanacağım ben. Normalde bunlar için aparat satılıyor. Ben o aparatları bir türlü almadım. 1, 2, 3 ve 4 tane. Ben şimdi üstü ayrı, altı ayrı yapacağım. Şunu böyle aşağı doğru indirerek bu kabloyu çıkartabiliyoruz. Şimdi benim zaten bu MIP adaptörüm var. Şurada bakın mavi kısım. Eğer sizde burası boşsa logo kameranın yanında gelen kabloyu buraya tık diye yerleştireceksiniz. Zaten şunun ucu da böyle. Sonra gelen kabloyu da buna takacaksınız. Ya yani bu şekilde birleştireceksiniz. Bende şu an zaten var. Aynısını bir daha takmama gerek yok. Ben kendim içeriden götürüp denememi yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi kabloyu ön tarafa nasıl götüreceğiz? Bunu göstereceğim. Şimdi şöyle bildiğiniz gibi iki tane kablomuz var. Bir güç kablosu, bir de kamera kablosu. Şimdi güç kablosunun bir tarafında şöyle bir tane sigorta var. Şimdi bunu her yerden geçirmemiz kolay değil. O yüzden şöyle yapacağım. Arabanın ön tarafından arkaya doğru bu kabloyu getireceğim. Yine aynı şekilde görüntü kablosunun arkaya gelen tarafını da yine önden arkaya doğru götüreceğim. Şimdi yavaş yavaş önce bir şuraları ben bir toplayacağım. Bunları aşağıya indireceğim. Daha sonra şu yan tarafları vesaire hepsini sökeceğim. Size de göstereceğim. Bu tarafı sökmeye başladım. Şurada bir tane vida var. Şurada var. Şurada var. Buraları hep sökeceğim. Sökebildiğim kadar. Şu parçayı da söktüm. Gördüğünüz gibi.
Parça burada. Şurada demir parçaları var. Bunlar bazen yukarıda kalıyor. Onları tekrardan buraya takmayı unutmayın. Şimdi bunları sökeyim. Şunu da hatta şöyle şuraya. Kabloyu buradan şöyle getireceğim için buraları hep şöyle açtım. Bir şekilde şuradan aşağıya göndereceğim kabloyu. Şimdi şu kısımları, şurayı bakın, burayı şöyle kaldırarak sonra bunu böyle kendinize çekerek buraları alabiliyorsunuz hep. Yani ön kısmı da şu şekilde buradan çekerek alabiliyorsunuz. Şimdi ben şurayı da sökeceğim. Benim şöyle daha önceden geçirdiğim bir kablo var. Ben bu kabloya bunu bağlayıp yapacağım. Ama sizin bir böyle geçirilmiş kablonuz olmayabilir. O yüzden kablo izleme kanalıyla buradan böyle sokarak ileri doğru götürürsünüz. Ben şimdi daha kolay olsun diye bu kabloyu kullanacağım. Bir üç kablosu, bir de görüntü kablosu. İkisini de birbirine şöyle bağlayacağım. Kalın olmaması için şunu alttan bağlıyorum. Mesafeyi ayarlamak için şu sarı kabloyu aşağı kısımdan multimedyanın oraya göndereceğim ki ona göre bir yolunu belirleyelim. Görüntü kablosunu şu alt kısımdan, direksiyonun altından şöyle içeriden getirdim. Sonra şöyle bir kablo kanalıyla, kablo kanalını önce şöyle göstereyim. Şu iç kısımdan soktum. Sonra şu aradan çıkarttım. Şu boşluktan. Boşluktan da tekrar şuradan çıkarttım. Yani bir ucu burada, diğer ucu da direksiyonun altında oldu. Ucuna da görüntü kablosunu bağladım. Kırmızı kabloyu bir yere bağlamadım. Bu şekilde çalıştı. Eğer olur da ileride bir sorun yaşarsam bunu da geri vites lambasına bağlarım.
Evet, ekranla işimiz bitti. Kabloları arkaya doğru götürmeye devam ediyoruz. Şimdi kabloyu şuradan geçirdim. Şuradan. Şu kısımdan. Şöyle aradan. Daha sonra arkaya nasıl aldığımı göstereyim size. Şimdi bu kısmı, şu kısımdan aşağıya doğru kablo kanalını gönderdim. Aşağı, yani alt, orada kablo kanalına şey bağladım kabloyu. Sonra kablo kanalını buradan çektim ve kabloyu bu şekilde buraya aldım. Şimdi şu kablo kanalını kullanmaya karar verdim. Şu alt kısımdan getirmiştik. Şöyle içten şuradan çıkarttım ve kablo kanalını şöyle geçirdim. Ben şimdi şu görüntü kablosunu geçirdim. Size güç kablosunu geçirmeyi göstereceğim. Tabii şuradan birazcık bunu... Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Kabloyu kestim. Çünkü şu kalın kısmı şuradan geçiremedim. O yüzden kabloyu kestim. Geçirdim daha sonra. Şimdi burada tekrardan düzgünce montajını, yani bağlamasını yapacağım. Sonra yukarı doğru götüreceğim kabloyu. Kablo kanalını şuradan soktum. Şöyle getirdim. Şimdi ses yapmadan onu da, ya kabloyu şuradan şöyle getirmiş olacağım. Şimdi fazla kabloyu şöyle topladım. Şuradan gördüğünüz gibi bakın. Böyle geliyor. Şuradan geri vites kablosunda yine buradan bu sefer ters yön, yani bunu, bu kabloyu ters şekilde şöyle aldım ve buraya bağladım. Zaten hangi kabloya bağlayacağımı daha önceden size söylemiştim. Kabloyu da, kabloları da şöyle. Kabloları geçirme işlemlerimiz bitti. Bir de isterseniz ön tarafta elektrik hattının montajını yapalım. Elektrik hattının montajını yaptıktan sonra da her yeri toplamaya başlayalım. Evet, kabloları aldık. Negatif hattı şuraya bağladım. Burada bir tane vida var. Torx 20 anahtarıyla sökülüyor. Doladım. Vidayı çıkartıp doladım. Sonra tekrardan sıktım. Daimi artı ucu da şöyle yaptım. Eğer bunu daimi elektrik vermezseniz elinizle logoyu yukarı kaldırıp bagajı açamıyorsunuz. O yüzden bunu daimi elektrik vermemiz gerekiyor. Ben de daimi elektriği verdim. Şöyle. Şöyle bir tane fıstap kullandım. Şöyle mini diye geçenlerden standart 10 amper üzerine sigorta taktım. Zaten kendi üzerinde bir de 5 amperlik var. Yani o yüzden çok sorun olmaz. Onu da nereye takıyorum? Şurada bir tane 5 amperlik gri sigorta var. Onun yanına. Evet.
artı ucumuzu ve eksi ucumuzu da bağlamış olduk. Söktüğüm gibi aynı bu kısımları da tekrardan toplayacağım. Son olarak şu plastik parçayı da buraya takıyoruz. Daha sonra yerine yerleştireceğiz. Bunu da göstereyim. Buraları tekrardan yerine oturttum. Şuradaki vidayı taktım. Şu altta da bir tane vida dökmüştüm. O yüzden onu da takacağım şimdi. Daha sonra şu parçaları vesaire hepsini yerine monte edeceğim. Şu parçanın karşı taraftakini sökmüştüm. Onu da yerine yerleştireceğim. Sonra işlemler yavaştan bitecek. Her zaman olduğu gibi şu metal parçaların hepsinin yerinde olup değil mi bunları kontrol ediyoruz. Tamam, hepsi yerinde. Şimdi yerine montaj yapalım. Araca geri görüş kamerası montajı yaptığımız zaman kodlama yapmamız gerekiyor. Kodlama yapmadan çalışmaz. O yüzden şimdi size onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben de zaten kodlama yapılı olduğu için tekrarlamayacağım ama sadece nasıl yapıldığını göstereceğim size. Her zaman olduğu gibi VLC programı açınca kabloyu bağladıktan sonra bir test yapıyoruz. Aracımız yarım kontak. Tamam. Save diyoruz. Select'e geliyoruz. Yüklenmesini bekliyorum şimdi. Buradan 5F Information Electronic oraya tıklıyoruz. Coding kısmına geliyoruz. Buradan Long Coding Helper diyoruz. Böyle bir hata alıyorum ben. Bu benim cihazımla ilgili. Böyle bir hata alsanız da yine devam edebilirsiniz. Siz almayabilirsiniz. Buradan Byte 19'a geliyoruz. Ve şu Bit 4'ü aktif ediyoruz. Benim zaten bit 4'üm aktif. Bunu aktif ediyoruz. Exit diyoruz ve do it diyeceksiniz. Sonra siz işte. Logo kameranın montajını yaptım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Siz de benim uyguladığım adımları izleyerek kendi arabanıza logo kamera montajını yapabilirsiniz. Linki de açıklamalara bırakıyorum. Oradan siz de aracınıza uyumlu mu değil mi? İşte bu Golf 6'lara, Passat B8'lere falan da oluyor. Kendi aracınıza uyumlu modeli alıp bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Mantık aynı. Şimdi sizle bir de deneme yapalım. Şöyle aracı bir geri vitese takayım. Araba çalışmıyorken özellikle ve çok ses olmayan bir ortamdaysa kameranın kalkıp inişini duyuyorsunuz. Bunu da bir ek bilgi olarak vereyim. Ya beni çok rahatsız etmiyor ama böyle de bir durum var. Daha önce arabamda plaka üstü kamera vardı ve bu Çin'den aldığım cihazla birlikte kullandığım zaman özellikle gece ya da farlar yanıkken
kamerada titreme oluyordu. Ama bu logo kamerayı yaptıktan sonra bu sorunum da gitti. Herhangi bir titreme vesaire, işte dalgalanma, parazit vesaire olmuyor kesinlikle. Şimdi onu da göstereyim size. Şu an farlar yanık. Kapalı bir ortamdayım. Gördüğünüz gibi herhangi bir titreme yok. Frene bastığım zaman falan oluyordu mesela bazen. Sorun dizellerde oluyor. Yani benzinli TSI motorlarda olmuyor, dizel motorlarda oluyordu. Ve bu AliExpress'ten aldığınız bu cihazı kullanıyorsanız, multimedya cihazı kullanıyorsanız oluyordu. Şu an için herhangi bir sorun yok. Bu sorunu bu arada röle vesaire kullanmama rağmen gideremedim. Dizel motorlarda röle falan kullansanız bile bu sorun olabiliyordu. Dediğim gibi bu logo kamerayla bu sorun gitti. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.